Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Ali Yılmaz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Ben her zamanki gibi turp gibiyim, süperim, çok iyi hissediyorum. Çünkü yemek yedim. Evet, bugün güzel bir gün ve ben yine sizlerle beraberim. Sizlerin karşınızdayım ve yine Türkçeyi yavaş yavaş konuşuyorum. Yabancılar için Türkçe videolarına, Türkçe dersine hoş geldiniz. Evet, Türk arkadaşlar lütfen başka videoları seyredebilirsiniz. Bu video yabancı arkadaşlar için, Türkçeyi yeni öğrenenler için. Bugün konumuz ne arkadaşlar? Bugün videomuzda çok güzel bir konu hakkında, çok güzel bir kelime hakkında ve ek hakkında sizlere bilgiler vereceğim ve çok güzel cümleler yapacağız. Tabii ben bu cümleleri yapacağım. Yaptıktan sonra lütfen siz de aşağıya cümleler yazın. Kendi cümlelerinizi yazın. Bugün arkadaşlar keşke hakkında konuşuyoruz. Keşke. Bu kelime Türkçe'de çok popüler, çok yaygın. Keşke, evet, keşke. Keşke kelimesi cümlede arkadaşlar ne zaman kullanıyoruz? Bir şeyi hayal ettiğimiz zaman kullanıyoruz ve dilediğimiz zaman, istediğimiz zaman kullanıyoruz. Yani anlamı dilemek, istemek ve hayal etmek. Herkesin bir hayali var. Benim hayalim var ama gizli söylemiyorum. Hadi söylüyorum. Benim hayalim mesela güzel son model bir araba almak. Ve ben bu hayali nasıl söylüyorum? Keşke ile. Keşke cümlede kullanıyorum ve cümlede fiilden sonra sağ s kullanıyorum. Mesela keşke benim çok güzel bir arabam olsa. Olsa. Keşke benim çok güzel bir arabam olsa. Veya keşke çok güzel araba alsam. Evet. Yani keşke var ve sağ s eki var fiilden sonra. Bu bizim için dilemek, istemek anlamında bir kelime ve ek oluyor. Bunun adı Türkçe'de dilek kipi. Dilek kipi. Evet, şimdi ben sizin için burada 10 tane cümle hazırladım. Bu cümleler ile sizlere örnekler vereceğim. Bu arada bu keşke ve keşkeden sonra sağ s eki için tabii şahıslar da kullanılıyor. Yani sağ s var ama sanız salar şeklinde burada görüyorsunuz. Bu ekleri kullanıyoruz. Mesela keşke yeni bir elbise alsam, keşke yeni bir elbise alsan, keşke o yeni bir elbise alsa, keşke biz yeni bir elbise alsak, keşke siz yeni bir elbise alsanız, keşke onlar yeni bir elbise alsalar. Yani eklerimiz var arkadaşlar. Sadece o için ek yok. Mesela keşke o biraz dikkatli olsa. Keşke o biraz planlı olsa. Bu arada isimlerden sonra genellikle olmak fiiliyle biz bu eki kullanıyoruz. Mesela hasta olmak, doktor olmak, iyi olmak, zengin olmak, planlı olmak gibi. Yani isim sonra olmak geliyor. Evet, başlıyoruz cümlelerimize. Hazır mısınız?
Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız, mükemmelsiniz. Sizi seviyorum. Evet, bir numara. Keşke çok zengin olsam. Evet, bir film var. Filmde bir çocuk var. Çocuk böyle söylüyor. Keşke zengin olsam. Biz çok fakiriz. Çocuk böyle söylüyor. Çünkü çocuk zengin değil. Zengin olmak. Zengin olmak. İki numara. Çocuğun babası hasta. Ve bu çocuk yine filmde konuşuyor. Keşke babam iyileşse. Babam o. Babam iyileşse diyor çocuk. Üçüncü cümlemiz arkadaşlar. Bu çocuk Türkiye'de değil ama Türk ve başka ülkede ve orada çok sıkılmış. Of, arkadaşları yok. Daha 10 yaşında ve o çocuk orada başka ülkede bu cümleyi kullanıyor. Keşke Türkiye'ye dönsek. Ben burada çok sıkılıyorum. Keşke Türkiye'ye biz dönsek. Sek. Diğer cümleyle devam ediyoruz. Sonra bir sınıf var. Sınıfta bir öğrenci var. Ve bu öğrenci biraz tembel. Biraz tembel. Yo. Biraz. Çok değil. Ve bu öğrenci hayal ediyor. Hayal ediyor. Yani hayal etmek, istemek, dilemek. Keşke biz çok iyi Türkçe konuşsak. Keşke biz, yani sınıfta öğrenciler, çok iyi Türkçe konuşsak. Devam edelim başka bir cümleyle. Bir arkadaş grubu var ve bu arkadaş grubunda iki kişi konuşuyor. Bir kişi konuşuyor ama diğer arkadaş onu dinlemiyor. Telefonla meşgul. Hep telefonla meşgul. Mahmut, keşke beni dinlesen. Mahmut'a içerleniyor, kızıyor. Mahmut, keşke beni dinlesen. Yani ne söylemek istiyor? Mahmut, ben konuşuyorum, sen dinlemiyorsun. Lütfen beni dinle. Keşke beni dinlesen diyor. Diğer cümle arkadaşlar. Bir okul var. Okulun balkonu var. Balkonda öğrenciler sigara içiyorlar. Sigara içiyorlar ve normalde balkonda sigara içmek yasak. Müdür geliyor, pencereden öğrencileri görüyor. Bu öğrenciler büyük öğrenciler. Yani üniversite öğrencileri ve müdür öğretmene söylüyor. Öğrenciler keşke balkonda sigara içmeseler. Öğrenciler keşke balkonda sigara içmeseler. Burada istiyor, diliyor müdür. Yani onlar balkonda sigara içmesinler diyor. Keşke balkonda sigara içmeseler. Başka bir cümleyle devam ediyoruz. İnsanlar mesela, insanlar genellikle neler yapıyorlar? İyi şeyler yapıyorlar, kötü şeyler de yapıyorlar. Yalan söylüyorlar bazı insanlar. Ve benim annem bazen mesela konuşur. Keşke insanlar yalan söylemeseler. Onun arkadaşı galiba yalan söylemiş. Annem böyle üzülüyor. Keşke insanlar yalan söylemeseler. Yani insanların yalan söylememelerini istiyor. Keşke insanlar yalan söylemeseler diyor. Ve son 3 cümle arkadaşlar, son 3 cümle. Keşke savaşlar olmasa. Keşke insanlar ölmese. Savaşlar var dünyada maalesef. Hatta bizim ülkemize çok yakın ülkelerde savaşlar var. Ve bir televizyonda bir gazeteci konuşuyor.
Keşke savaşlar olmasa, keşke insanlar ölmese diyor. Yani insanların ölmesini istemiyor. İnsanların savaşmasını istemiyor. Dokuzuncu cümle, evet benim hakkımda bir cümle. Siz veya sizden bazı öğrenciler, bazı arkadaşlar bunu hayal ediyorlar, düşünüyorlar. Keşke Ali Bey her gün video yapsa. Ali Bey o. Keşke Ali Bey her gün video yapsa. İnşallah, inşallah. Yani her gün yapmak istiyorum ama tabii her gün zor. Her gün zor. Ve 10. ve maalesef sonuncu cümlemiz. Keşke zayıflasam. Bir bayan var veya bir adam var. Çok şişman. Keşke zayıflasam. Keşke kilo almasam diyor. Sonra onun arkadaşı ona bakıyor ve diyor ki keşke bu kadar çok yemek yemesen. Keşke devamlı abur cubur yemesen. Abur cubur? Abur cubur. Cips, çikolata, bisküvi, kola, şeker. Bunlar abur cubur. Evet. Şişman kişinin arkadaşı ona söylüyor. Sen istiyorsun ama keşke sen çok fazla abur cubur yemesen. Her gün McDonald's'ta, her gün Burger King'te. Hamburgerler, kolalar, fantalar maşallah. Sonra kocaman balkonla geziyorlar insanlar değil mi? Her neyse. Yani şişman insanlar da böyle hayal ediyorlar, böyle şeyler diliyorlar, istiyorlar. Keşke zayıflasam, keşke kilo almasam. Arkadaşlar keşke burada bitti. Bu videomuz da burada maalesef bitiyor. Ali Bey keşke bitmese. Maalesef zamanımız az. Maalesef. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen siz de lütfen aşağıya keşkeler yazın. Sizin hayaliniz ne? Sizin keşkeniz ne? Lütfen aşağıya bakın buraya yazıyorsunuz. Tamam? Ve bu videoyu lütfen paylaşın. Cümle içinde kullanmak istiyorum. Keşke siz bu videoyu paylaşsanız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.